Fakat her zaman tercihiniz Vizyon 58 Haber olsun. Vizyon 58 ekranlarından bu akşamlar sevgili izleyenler. Tarihler 7 Kasım'ı gösteriyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle ana haber bültenimiz başlıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet İlmaz 10 Kasım'da et entegre tesislerinin açılışını yapacak. Sivas merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması mensubu iş adamlarına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Sivas'ta geçtiğimiz ay kurulan Tarım Konseyi Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Motorine 5 kuruş indirim yapıldı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Vizyon 58 TV ana haber bülteninde. Evet sevgili izleyenler, bültenimize ilk haberimizle başlıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 10 Kasım'da et entegre tesislerinin açılışını yapacak. Sivas'ta yapımı tamamlanan ve Et ve Balık Kurumu'na devredilen et entegre tesisinin açılışı 10 Kasım'da yapılacak. Hizmete geçen tesislerin açılışı daha önce ertelenmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da geleceği açılış programı 10 Kasım'da yapılacak. Müzik
Bakan Çelik'e Sivas tarımı hakkında bilgi verilecek ve teşviklerle ilgili de destek isteneceği öğrenildi. Evet, Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sivas Turizm Master Planı Projesi toplantısı Paşabahçe Mesire Alanı Kütükev'de yapıldı. Sevgili izleyenler, toplantıda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, jandarma binasından TUGA'ya kadar olan tescilsiz tüm binalar yıkılacak. Yaklaşık 180 bin metrekarelik bir alan ortaya çıkacak, açık cezaevi restorasyonu yapılıp müze haline getirilecek dedi. Sivas'ta Turizm Master Planı Projesi toplantısı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı Paşabahçe Mesire Alanı Kütükev'de gerçekleştirildi. Müdürlüğünüzü esirgemeyiniz. Eleştirilerde bulunabilirsiniz, önerilerde bulunabilirsiniz. Nelerin olması gerektiğini bize söyleyebilirsiniz. Burada bir tek şeyi söz veririm. Bütün bunlar son derece özenle değerlendirilecektir ve takip edilecektir. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, kentte turizm hizmetlerinde bazı eksiklikler olduğunu belirtti. Eksiklik yokmuş gibi ya da her şey tamamlanmış gibi bir fotoğraf çıkıyor. Hiç şüphesiz daha önce çok büyük işler yapıldı. Burada görev yapan her vali, her belediye başkanı, kültür müdürlüğünün her kademesinde çalışan bütün mesai arkadaşlarımızın çok önemli katkıları oldu. Turizm alanında Sivas'ta çok büyük işler gerçekleştirildiğini aktaran Gül, Sivas hak ettiği yerde değil, Sivas'ın potansiyeli çok büyük, kat edeceğimiz çok yol var dedi. Ama bir şey var, Sivas hak ettiği yerde değil. Sivas'ın potansiyeli çok büyük, kat edeceğimiz çok yol var ve bir şey yokmuş gibi, her şey çok düzgünmüş gibi davranırsak bir adım ileriye gidemeyiz. Bunu baştan söyleyelim. Kente gelen ziyaretçi sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Davut Gül şunları kaydetti. Dışarıdaki hemşerimizi yılda bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün kendi köyüne getirsek aslında yapabileceğimiz en hayırlı iş olur. Neden hayırlı iş olur? Geldiğinde kendisiyle birlikte eşi gelecek, torunları gelecek, çocukları gelecek. Jandarma binasından TUGA'ya kadar olan tescilsiz tüm binaların yıkılacağına vurgu yapan Gül, sivil mimariye uygun yapılar inşa edilecek dedi. Jandarma binasından başlayarak Kızılırmak Halk Eğitim Binası'ndan başlayan kısım, garnizon TUGA'ya kadar sonradan yapılan binaların hepsi yıkılacak. Dolayısıyla da yaklaşık 180 bin metrekarelik bir alan çıkacak. Orada mevcut müze, açık cezaevi restorasyonu yapılıp müze haline getirilecek. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise yerel anlamda kentin turizm potansiyelini anlatarak bunun iyi kullanılması gerektiğini belirtti. Ancak şöyle farklı şehirleri ve farklı ülkeleri gördüğünüz zaman, gezdiğiniz zaman Sivas'ın çok ciddi bir potansiyel olduğunu anlayabiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Biz yıllar önce hazırlanmış planlarımız vardı ama işin ehli insanlar, uzmanlar tarafından profesyonelce hazırlanmış turizm ana planına ihtiyacımız vardı. Müdürlüğümüzce hazırlanan projeyi bakanlığımız kabul etti ve Sivas'ta bir master planın hazırlanması için gerekli kaynağı bize gönderdi. Efendim, Sivas Valisi Davut Gül, Paşabahçe Mesire alanında yapılan çalışmaları inceledi. Vali Gül, Paşabahçe Mesire alanında incelemelerde bulundu. Vali Davut Gül, örnek güzellikte bir mesire alanı olan hayata geçirilen Paşabahçe'nin yaz-kış vatandaşların ilgi odağı olduğunu belirtti. Şurada ada planı oluşturuyoruz. Böyle devam ediyor Sayın Vali. Şurada bir köprümüz var. Evet. Yaya köprüsü. Şuradan çıkalım. Paşabahçe'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Gül, işçilere kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tabii.
Paşa Bahçe'nin içerisinde şelaleden dökülerek mesire alanı boyunca uzanan derenin devamındaki düzenleme çalışmalarını Gül'e anlatan Aydın, suyun belli bir alanda tutularak mini bir gölet manzarası sunulacağını söyledi. Aslında yukarıda da bir alan var. İşte ben geçen demiştim ya, buranın futbol kısmı. İşte şurada... Gül çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Efendim, Sivas Malatya Karayolu'nda seyir halindeki hurda yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Sevgili izleyenler, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Seyir halindeki hurda yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Ali Kargın yönetimindeki 01YN474 plakalı hurda yüklü kamyonet Malatya-Sivas Karayolu Sarsap mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü hemen araçtan inerek itfaiyeye bilgi verirken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan araca müdahale etti. Araç yangını kısa sürede kontrol altına alınırken jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde bulunan bir ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken 40 bin lira hasar meydana geldi. Şarkışla'da bir ahırın ön kısmında bulunan otların yakılması sonucu ahır ve samanlık kısmı yandı. Gümüştepe köyünde arazide otların yakılması sonucu çıkan yangın Seyit Burhan Bulut'a ait samanlık ile ahıra sıçradı. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından dışarı çıkartıldı. Şarkışla Belediyesi ile Cemel ve Gürçayır Belde Belediyelerinin itfaiye ekipleri, iş makineleri ve köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Evet. Köylülerin de desteğiyle söndürülen ahırda bulunan hayvanlar kurtarılırken ahır ve samanlıkta 40 bin lira civarında hasar meydana geldi. Evet efendim, Sivas merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması mensubu iş adamlarına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Büyük Birlik Partisi Sivas eski il başkanı MK da bulunuyor. Sivas merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması mensubu iş adamlarına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli Antalya, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul'da FETÖ-PDY'ye finansal kaynak sağladıkları gerçekçesiyle İş adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 31 iş adamından 27'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Sivas'a getirilerek Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan bazı şüpheliler gazetecilere tepki gösterdi. Gözaltına alınanların arasında Büyük Birlik Partisi Sivas eski il başkanı MK'nın da bulunduğu, şüphelilerin evlerinde polis ekiplerince yapılan aramada FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ait kitaplar, CD'ler ve örgüt mensuplarına dağıtılan 1 dolar ele geçirildiği iddia edildi.
Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan firari 4 iş adamının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Araç sahiplerine müjde sevgili izleyenler, motorine 5 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası motorine 8 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yaptı. Akaryakıt dağıtım şirketleri gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 5 kuruş indirim yaptı. Buna göre ortalama litre fiyatı Sivas'ta 4,26 liradan 4,21 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbest nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri çarşamba günü motorine 10 kuruş indirim yapmıştı. Evet efendim, İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları yapılan 5. oturumla devam etti. Mecliste 2017 yılı performans programı ele alındı. Yerel Meclis Kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi yapıldı. Değerli arkadaşlar, 2017'nin bütçesi 136 milyon. Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu 2017 yılı performans programı hakkında rapor okundu. İncelenen performans programı rapor haline getirilerek meclise bilgi verildi. Rapor oylanarak kabul edildi. Kanunu ile kalkınma planları ve programları esasına dayalı kaynakların etkin ve verimli kullanması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığa esas olarak hazırlanan 2017 yılı İl Özel Dairesi Performans Programı komisyonumuzca uygun görülmüştür. Evet, komisyon raporuyla ilgili başka söz olmak isteyen yok, rapor oylarında soruyor. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ulaş ilçesi Ovacık ilçesi kanal projesinin uygulanmasının yerine Çevirme Köyü, Başçevik Köyü kanalizasyon projesi yerine Kerpme, Karacaören, Gümüşpınar ve Kayapınar projelerinin alınmasını mecliste kabul edildi. Ulaş ilçesi Ovacık Köyü kanalının projesinin uygulanmasının yerine Çevirme Köyü, Başçevik Köyü kanalizasyon projesi yerine Kerpme, Karacaören, Gümüşpınar ve Kayapınar köyleri projelerinin alınmasını arz ve talep edelim. Basın oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Arkadaşlar, gündem dışı söz almak isteyen... Gündem dışı söz alan meclis üyeleri Fikret Yıldırım ve Yılmaz Atmaca ise idam konusuna değindi. Son günlerde evet, gündemimizde idam konusu var. Ve özellikle de Cumhurbaşkanımız bu konu üzerinde duruyor. Meclis diyor, o meclisten çıksın ki olması gereken şey budur. Topu bir yere atmak ya da ekranla dolaşmak değildir. Cumhurbaşkanımız meclis diyor, getirsin, ben anında onaylarım. Bu açık çektir. Meclisten çıktığı günde onaylanacaktır. Şimdi Cumhurbaşkanımız da çok net bir şekilde idam konusunda ne Avrupa ne Amerika bizi ilgilendirmez diye çok net ifadelerde bulundu. İdamın ne zaman Türkiye'de ne zaman kaldırıldığında bilmeyenimiz yoktur. Ne için kaldırıldığını bilmeyenimiz de yoktur. Tabii bu idam konusu sadece vatana ihanet ya da terör örgütleri ya da devlete karşı işlenmiş suçlarla sınırlı olmamalı. Buna sonuna kadar katılıyorum. Canice cinayetler işleyenler, özellikle bebeklere, çocuklara, cinsel tacizde bulunanlar, toplumun vicdanını ciddi manada, kanatan ciddi manada yaralayan olaylar karşısında da bu idamın gelmesi kaçınılmazdır, olması gerekir diye sonuna kadar katılıyorum.
o gün bugündür, o saat bu saattir ve idam da büyük ihtimalle de gelecektir. Ve toplumun vicdanında da kabul görecektir. Çünkü özellikle 15 Temmuz'dan sonra genel olarak bir talep şeklinde dillendirilmektedir. Evet, biz de idamı istiyoruz. Hepimiz idamda yanayız ama şu bir gerçek. İdam bir tek günümüzü kapsayacak şekilde değil de geçmiş ve geleceğe yönelik olmalı. Geçmişte ülkemizi bu hale getirenler de yargılanmalı, bunlara da hesap sorulmalı. Yani terör olaylarına ayak olan insanlar da yargılanmalı. Yani Abdullah Öcalan bakan çatırdı. Evet. Ve şuna katılıyorum. Bugün Diyarbakır'da olaylar oluyor. HDP milletvekilleri alındı. Doğru bir olay fakat hükümetin yaptığı çok büyük bir yanlış. HDP'nin bugün mecliste olmaması gerekiyordu. Sevgili izleyenler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir ev kanalizasyonunun patlaması sonucu pis sular içinde kaldı. Efendim, evin her yerini bir anda basan kanalizasyon suları evde kalanları zor durumda bıraktı. Ev sakinleri evden güçlükle çıktı. Suşehri ilçesinde bir evi kanalizasyon suyu bastı. Evden yayılan pis koku mahalleye yayılırken ev sahibi Nevzat Kurnaz geceyi akrabalarının evinde geçireceklerini söyledi. Taşköprü Mahallesi Karagöl'de sokak üzerindeki iki katlı binanın giriş katında oturan Nevzat Kurnaz'ın evini kanalizasyon suyu bastı. Kanalizasyon şebekesinin tıkanması nedeniyle tuvaletten ve banyodan çıkan pis sular eve doldu. Eşi, oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Nevzat Kurnaz durumu fark ederek dışarı çıktıktan sonra belediyeden yardım istedi. Evden yayılan pis kokular mahalleyi sararken kanalizasyonun açılması için evin önüne vidanjör gönderildi. Belediye ekipleri evin önündeki kanalizasyon şebekesinde temizleme çalışması yaparken Nevzat Kurnaz 2 ay önce konuyla ilgili şikayette bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını öne sürdü. Sevgili izleyenler, Memur Sen Sivas İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz'in annesi Hatice Temiz vefat etti. Temiz'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi. Memur Sen Sivas İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz'in annesi Hatice Temiz vefat etti. Temiz'in cenaze namazı Esentepe Mahallesi Kandil Camii'nde kılındı. Temiz'in cenaze törenine Vali Davut Gül, il protokolü, sendika üyeleri ve aile yakınları katıldı. Hatice Temiz'in cenaze namazının ardından Temiz Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedilmesinin ardından Halil İbrahim Temiz taziyeleri kabul etti. Vizyon 58 TV ailesi olarak Hatice Temiz'e Allah'tan rahmet, Halil İbrahim Temiz ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Evet efendim, Sivas'ta geçtiğimiz ay kurulan Tarım Konseyi Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette Sivas tarımının hak ettiği yere gelmesi için neler yapılması gerektiği ele alındı. Tarım Konseyi Başkanı Hacı Çetin Dağ ve Yönetim Kurulu Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Kaşa tarımla ilgili hareket etmesi, her konuda konularda beraber olunması için Sivas'ın tarım şehri daha çok olmasını, hayvancılık üzerine daha çok olduğu için. Vali Davut Gül'e konsey hakkında bilgi veren Konsey Başkanı Hacı Çetin Dağ, Sivas'ımızın tarım şehri olması, hayvancılık, ziraat üzerine birlikte hareket etmek amacıyla konseyin kurulduğunu vurgu yaptı. Bu konuda sizlerle beraber fikir alışveriş edelim. Sivas tarımını nasıl daha çok iyi durumlara getiririz? Bu konuda böyle bir platform kurduk.
Çetin Dağ 10 Kasım'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Sivas'a geleceğine değinerek konsey olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Esas bir de biliyorsunuz aynı onunda Tarım Bakanımız gelecek, biz üzerinde konuşmuştuk. Sizlere de bu konuda nasıl bir destek veririz bütün arkadaşlar, sivil toplum örgütleriyle, ilgili daire arkadaşlarımızın nasıl destek veririz, aynı onunda bakanlarımızı nasıl ağırlarız, sizlere nasıl yardımcı oluruz, hem bu konuda sizlere geldik hem dedik böyle bir sohbet olur, bir tanışma şeyimiz olur. Vali Davut Gül, tarım ve hayvancılık Sivas açısından önemli. Bizim Sivas'ın göçünü durdurmamız için, Sivaslıyı Sivas'ta tutmamız için tarımı ve hayvancılığı güçlü tutmamız gerekiyor dedi. Mümkün olduğunca çözüm yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan ben tebrik ediyorum. Tarım hayvancılık Sivas açısından önemli. Bizim Sivas'ın göçünü durdurmamız için, Sivaslıyı Sivas'ta tutmamız için tarımı ve hayvancılığı güçlü tutmamız gerekiyor. Vatandaş köyünde, toprağında para kazanması gerekiyor. Bunun için de sivil toplum kuruluşlarının çiftçilerimize, üreticilerimize yol göstermesi, yardımcı olması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün bu anlamda çiftçilerimizin daha iyi gelir kazanabilmesi için onlara yardımcı olması. Hem hayvancılığa hem de tarıma çeşitli verilen destekler var diyen Vali Gül, vatandaşların bu desteklerden daha iyi yararlanması, istifade etmesi, yine toprağında daha çok verim alabilmesi için bizim adeta onlara yol göstermemiz lazım dedi. Hayvancılık Sivas açısından önemli. Bizim Sivas'ın göçünü durdurmamız için, Sivaslıyı Sivas'ta tutmamız için tarımı ve hayvancılığı güçlü tutmamız gerekiyor. Vatandaş köyünde, toprağında para kazanması gerekiyor. Bunun için de sivil toplum kuruluşlarının çiftçilerimize, üreticilerimize yol göstermesi, yardımcı olması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün bu anlamda çiftçilerimizin daha iyi gelir kazanabilmesi için onlara yardımcı olması gerekiyor. Görüşme karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti. Valilik olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız. Çiftçilerimizin yüzünü bilmesi lazım. Üreticilerimizin yüzünü bilmesi lazım. Helal rızıklarının daha çok artması lazım. Evet, sırada hava durumu ve ekonomi, ardından kapanış için burada olacağız. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Sekiz ekonomi başlıyor. Efendim, ana haber bültenimizin bugünlükse sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.